Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bugünlerde barınma sorununu çözmeye çalışan arkadaşlarımızın sayısının ülkemizde çok fazla olduğunun farkındayız. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, kimler kalır kimler kalamaz ve sadece KYK'lar tüm üniversite öğrencileri için yeterli olur mu? Vakıf üniversitelerinde ve üniversitelerin kendi yurtlarında durum nedir? Başvuru tarihleri nedir? Hepsini isterseniz şöyle bir özetleyelim. Süreç hakkında biraz bilgilendirme yapalım bu videoda. Şimdi arkadaşlar, KYK yurt başvuruları biliyorsunuz ki henüz başlamadı. Başladığında buradan birlikte başvurusunu yapacağımızı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de başlamıştı yurt başvurusu KYK için. Burs başvurusu artık daha da sonra, o bir iki ay sonra. Şimdi tabii arkadaşlar, yurt başvurularında öncelik üniversite kayıtları da 22-26 Ağustos tarihinde başlıyor. Kayıtların başladığı gün hemen bazı üniversitelerde yurt kayıtları da başlıyor. Şöyle etrafı biraz kontrol ettiğimizde üniversite yurtlarının da neredeyse dolmaya yakın olduğunu, bu konuda da eğer üniversite yurtlarını düşünenler varsa da acele etmelerinde fayda var. Ülkemizde YÖK istatistiklerine göre 208 üniversitemiz var ve yaklaşık 8 milyon öğrencimiz var. Yarısı örgün, yarısı açık öğretim. 4 milyon örgün öğrencimiz var. 838 bin öğrenci bu yıl için kayıt hakkı kazandı. Yani yaklaşık olarak 4 milyon öğrencinin 2 milyonu şu anda yurt peşinde, ev peşinde. KYK'nın yurt kapasitesi şu anda 719 bin yatak kapasiteli. Vakıf üniversitelerinde de yaklaşık olarak bir 35 bin. Toplam tüm özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerin yurtlarında da 35 bin kapasite var. Dolayısıyla şu anda barınma sorunu hala devam ediyor gibi görünüyor. Bu arada üniversitelerin kendi yurtlarının başvuru tarihlerini kaçırmadan oralara öncelikli olarak başvurmanızı tabii ki öneriyorum. Hemen şöyle bir bakalım. İTÜ 26 Ağustos, Boğaziçi 29 Ağustos, ODTÜ 31 Ağustos, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2 Eylül'de yurt başvuruları bitiyor. Zaten vakıf üniversitelerine baktığımızda fiyatların çok çok yüksek olduğunu görüyoruz. Zaten öğrenim ücretleri de yükselmişti. Yurt ücretleri de yüksek. Örneğin Koç Üniversitesi'nin yurt ücretleri 36 bin ile 117 bin lira arasında değişiyor. KYK yurtlarındaysa 600 liraydı geçtiğimiz yıl, yani artık bu yıl. Büyük oranda zam geldiği haberleri konuşuluyordu biliyorsunuz ki. Yetkililerle konuşmuştuk. Henüz fiyat belirleme sürecinin devam ettiğini belirtmişlerdi. Onun için sizlerle ben de buradan net fiyat veremiyordum. 6 Eylül'de geçen yıl başlamıştı. Bu yıl her an başlayabilir üniversite kayıtlarıyla beraber. Ben size haber vereceğim. Bazı öğrenciler ücretsiz kalabiliyor. KYK yurtlarının bir yönetmeliği vardı arkadaşlar. En son yönetmeliği. Geçtiğimiz günlerde size bu yönetmelikten bahsetmiştim. Bütün detaylardan, barınma koşullarından, hangi senelere kadar kalabiliriz, bunları anlatmıştım. Tekrar vaktinizi almayayım. İsterseniz o videoya bir göz atabilirsiniz. Ama şehit ve gazi çocukları ücretsiz kalabiliyor. Anne ve babası vefat etmiş, 25 yaşını geçmemiş öğrenciler ücretsiz kalıyor. Devlet koruması altında devlet yurtlarından, Aile Sosyal Çalışma Politikalar Bakanlığı'nın devlet yurtlarında kalanlar da ücretsiz kalabiliyor. Ancak işte 35 yaşını geçmiş olanlar, asgari ücretin 1,5 katı kadar üzerinde bir maaşı olanlar gibi bir takım engeller vardı yurtta barınmamak için. Dediğim gibi onları geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Yurtlarla ilgili, burslarla ilgili yeni gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.